Yani tehdit işe yaramazsa silah geliyor diye o dönemin manşeti. Önümde yani bu dünyevi günah defterim benim, saklıyorum ben. O dönemin manşetleri hepsi duruyor, ordu rahatsız. Şimdi orada bu Çelik bir sürekli bir şeyler söylüyor, haber oluyor, manşet oluyor. Bir süre sonra konuşmamaya başladı. Çelik birin mimiklerinden haber yapıldı. Yani işte aslında eliyle şunu söylemek istedi, yüzüyle bunu söylemek istedi. İşte Erbakan'a ters baktı, yok şuna yan baktı falan diye medya kendine iş çıkarmıştı o dönem. O yüzden diyorum dördüncü kol faaliyetini gördüler diye. Nuh Bey'in söylediği şey önemli. Yani 5 yıldır bu dava niye sürüyor? Bu Fethullah Gülen teröristinin, FETÖ terör örgütünün bir rötarı. 2 Eylül 2013'te başladı duruşma. Mesela Taray'ın o dönemki FETÖ medyasında ve televizyonlarında buna dair haber göremezsiniz. Ve o savcı bilerek geciktirdi. O savcı zaten sonra FETÖ'den ihraç edildi. Kaçtı yurt dışına. Niye? Çünkü şu manşetten dolayı, bunu bir görürsek, bu beceremediniz artık bırakın. Kim bu? FETÖ terör örgütünün lideri Gülen'in demeci. Nerede manşet? Dönemin merkez medyası Hürriyet'te. Hangi tarih ne? Nisan 97. Yani 28 Şubat'ta hala Erbakan direniyor. Bu kez manşetlerle Gülen'i konuşturuyorlar, terörist başını, ve diyor ki beceremediniz artık bırakın diyor. Ne diyor tam olarak? Refah Yol emaneti iade edip derhal çekilmeli. Emaneti iade etsinler çünkü emaneti taşıyamıyorlar. Yöneticiler bu süreçten ders almalı. Her şeye göz yumdular. Yalan söylediler. Yalan münafıklığın alameti. Bunu kime söyletiyorlar? O dönem FETÖ lideri Fethullah Gülen'e. Dolayısıyla tabii ki FETÖ'cüler bu duruşmaya rötar yaptırır. Çünkü aktörlerden biri de o. Sadece onunla, Melek Bey, sadece onunla da sınırlı değil. Yani gecikmesinin tek nedeni budur ve 15... Evet. Ayrıca, 15 Temmuz'dan sonra bu dava süreci hızlandı.